Yani bize göre hadis sahih değil mesela, sabit olmasın. Hepsine birden iman ettik. Biz Allah ve Resulü'nün getirmiş olduğu her şeye gerçekte olduğu şekliyle iman ettik. Ben bunu, bu imanı nasıl olur? Bak, ben bunu akli düşüncenin muhal, caiz ve vacip görerek vermiş olduğu herhangi bir hüküm hiç hatırıma gelmeden, anne ve babamdan sadece taklit yoluyla aldım, işte imanımı böyle bildim. Hatta nereden iman ettiğimi ve neye iman ettiğimi de bu şekilde bildim. Yani taklidi iman. Ben böyle, annem bana nasıl öğrettiyse, yani bu doğal iman böyle öğrendim diyor. Bu nedenle Cenab-ı Hak gözümü, gönlümü ve tahayyülümü açtı. Bunun sonucu olarak ben basar gözüyle algılanacakları basar gözüyle. Yani şu gözde algılanacakları bu gözde. Hayal gözüyle algılanacakları hayal gözüyle. Basiret gözüyle. Şeyim, he, tamam. Tamam. Hayal gözüyle, basiret gözüyle algılanacakları da basiret gözüyle görür oldum. Artık iman benim için müşahede edilmiş oldu. Daha önce tahayyül edilmiş ve vehmedilmiş olarak taklit yoluyla verilen hüküm gerçek anlamda vücut bulmuş oldu. Yine bu yolla tabi olduğumun kadrını bildim. O da benim için gönderilmiş olan Resul Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Aynı şekilde Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar aleyhissalatü vesselam aleyhissalatü kadar ne kadar olan nebilerin hepsini topluca müşahede ettim. Ne demek bu müşahede? Bak işte, işte burada işte görüntü nasıl oluştu, işte bunun hani anlatım şekli var ya, bunu futuhatın girişinde değişik yerlerde böyle bir takım rüya olsun, rüya dışı olsun bir takım görüntülerle anlattığı yerler var. Anlatıyor zaten böyle olduğunu. Ama asıl bunun biz sonucuna bakıyoruz. Ettim. Ayrıca Cenab-ı Hak bana bu nebilere iman edenlerin hepsini, hatta bunların içerisinde avam olsun, havas olsun, kıyamete kadar iman edecek olanlardan da hiçbir kimse kalmayacak şekilde müşahede ettirdi. Genel bir şey. Bakın şimdi bütün insanlığın şeyi. Bakın buradan nereye gireceğiz? Şimdi onlara hep hocam şimdi itiraz noktanı koy. İman edecek olanlar olduğu zaman bu şeye giriyor. Kaderciliğe giriyor. 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 Orada bir arıza var. Evet, orada bir arıza Cemaatin var. Tüm mertebelerini gördüm. Yani diyelim geçmiş olanları hadi bir şekilde görmek mümkün ama gelecekler nasıl o karıştırıyor yani işi. Şaşacağınızın numaneyi oradan şey çıkıyor. Yok yani. Çıkmaz. Çıkmaz. Evet. Yani çıkmaz, ben size söyleyeyim. Bu ifadeler kendisine mi? Kendine ait. Yoksa sonradan... Yok yok. Ben yerini şey yapıyorum zaten. Gösteririm. Futuhat'ın... Kendine ait gelken kendi ağzından dinlemiş değil. Ona ait olduğu tespit edilen kitaplarda. Futuhat 323-324 3. ciltte yeri var. Şimdi cemaatin tüm mertebelerini gördüm, kıymetlerini bildim. Ulvi alemde bulunanlardan topluca iman ettiklerimin tümüne muttali oldum. Bunların hepsini bu şekilde müşahede ettim. Bununla birlikte gördüğüm ve belirlediğim şeylerin bilgisi, bak şimdi, beni asla imanımdan uzaklaştırmadı. Söylediğim ve yapmış olduğum şeyleri sadece Hazreti Peygamber'in sözü olduğu için söylemeye ve yapmaya devam ediyorum. Bunları ne ilmim, ne keşfim, ne de müşahedem ile yapıyorum. Yani ne ilmimin sonucu, ne müşahedemin, ne keşfimin. Böylece iman ile keşfi kardeş yaptım. Nitekim tabi olmanın bu şekli pek nadirdir. Zira büyüklerin ayaklarının kaydığı yer burasıdır. Çünkü keşif ehli birisine iman konusu olan bir şeyde keşif meydana geldiğinde bu kişi imanının değil keşfin gerektirdiği ile amel eder. Bu durumda o kişi iman ile keşfi birleştiremediğinden iman kıymetini ve derecesini bilme olgunluğunu elden kaçırmış olur. Yani burada şunu mu diyor? Ben peygamberimizden bize kadar gelen nakli bilgileri esas aldım mı demek istiyor. Evet. Annemden nasıl duyduysam ben, ama ben bunları şey değil. Yani mesela keşfen görse bile ben bunlara inanmıyorum diyor. Çünkü keşif bir delil olmaz. Olmaz. Yani o öyle bir şey yok. Bu durumda bakın iman zaten keşfine uyan bir kişi, İmanla çeliştiği zaman keşfine uyan kişi yanılır diyor, onu uyarıyor zaten. Elden kaçırmış olur diyor. Bu kişi ehli keşiften de olsa Cenab-ı Hak ona imanının kıymetini ve derecesini keşfettirmediğinden nefsinin cahili olmuş olur. Ve müşahadesi kadar da amel etmiş olur. Gerçek kamil ise keşif zevkiyle birlikte keşfin etkisinde kalmadan ve başka bir düşünceye yönelmeden imanın gereği ile amel edendir. Buyurun. Gereği derken yani kitapta sünnette olanı şüphesiz öyle. Yani bunun şeyi yok. Yani bu makamı hal ile tatmış olan kimseyi görmedim. Yani halle.
her ne kadar alemde bu makama ulaşmış olan şahıslar varsa da Cenab-ı Hak benimle onların kendileri, şahısları ve isimlerini bir araya getirmedi. Tanımıyorum, bilmiyorum diyor yani. Vardır ama. Bununla birlikte onlarla beraber olabilirim fakat kendisiyle ismini zihnimde birleştirmiş olmam, yani olmamam da mümkündür. Bunun yani burada şu ortaya çıkıyor. Mesela şimdi Nihat Keklik Hoca'nın yayınlamış olduğu Fütuhat Mekkiyesi'nde okumuştum da o buradan gitmiş. Olsaydı bulamadık yani birileri. Bizim burada bir şey var. Falanca kitapta şu var dedik mi o kitaptan artık ümidini kes. Eyvah, o kitap kayboluyor diyorsun. Oradan yani. Kayboluyor yani. Hocam o zaman şöyle yapın. Şuraya buraya bir fotokopi makinesi koyun. Adam onu iki dakikada fotokopi yapsın onu götürsün. Evet, orijinalini götürmesin. Yani onun için o kitaplar gidiyor yani. Şu kitap, şurada şu bilgi var evet, dedik mi bir müddet sonra kitap kayboluyor burada. Neyse şimdi yok yani. Olsun, önemli değil. Neydi hocam hatırımızda olan şöyle, neydi? Şöyle bu bahsettiğinize evet. Çok uygun bir şey var. Diyor ki bir Hatimül Evliya ona geliyorum. Hemen ona geliyorum. Şimdi hiçbir zaman içinden geçmediği halde Cenab-ı Hak bana bu işin sonunculuğunu bak bu ifade hocam. Hatimetu emr. Bak yazılma. Hatimetu emr. Tahsis etti. Bu nimete şükrün hakkını vermeye çalışsam da ona şükrünün azziyle şükrettim. Allah'a yemin olsun ki halim ve söylediklerim mi övünmek için değil yani işte o meşhur sözümüz işte tahsis-i nimet olarak. Diğer bir neden ise bunları himmet sahibi bir kişi dinlesin. Niye yazıyorum ben bunları? Niye söylüyorum? Şimdi dinlesin de kendisinde benim muvaffak kılındığım hususta bir himmet oluşsun. Böylece buna ulaşsın ve bu derecede benimle birlikte olsun. Çünkü darlık ve zorluk ancak duyularla algılanan şeylerde ve özellikle de uluhiyette vardır. Yine atlıyorum. Darlık ve zorluk uluhiyette. Evet. Ne demek yani? Yani Allah. Yani ilah olmak zor yani. Evet. O bir de eş konusu. Evet. Yani bir adamın karısı sade kendinin olur. Onda kıskançlık vardır. Gayra kelimesini diyor. Allah yani bir şirki istemez. Bir Müslüman da eşini kimseyle paylaşmak istemez. Yani iki şey de vardır diyor. Bu kadar. Onun dışında kapı açıktır Allah'ın izniyle. Şimdi bak bir Müslüman eşini paylaşmak istemez dediği evet. Zaman bunu hanımlar da söylerse söyleyecek. İsterse... Söyleyecek. Onlar da istemez hocam. Ben o zaman şimdi yani şimdi İslamiyet'te onun var olması var olabilir. Yani Müslüman nefsine sahip olacak, evlenmeyecek kardeşim. O zaman nesil bitecek yani. Ne nesil bitmesi hocam? Başkaları çoğalsın biz onları Müslüman ederiz. Sen merak etme. Biz kendimizi Müslüman edemiyoruz. Yani nasıl olsa bütün tarikatlar nereye çalışıyorlar? Herkesi Müslüman etmeye çalışıyorlar. Önce yani, kendimizi bir Müslüman etsek ya. Var yani misyoner. Herkes misyoner hocam. Eline alan bayrağı almış götürüyor yani. Şimdi peki. İdeolojik bakmayalım da. Değil alakası. Yani bugün... vaka nedir? Evet. Realiteyi söylüyorum. Evet. İlim Ayman'da. Yani onu savaşlardaki dengenin aşırı bozulmasına bir ruhsat olarak. Ya o bir yorum hocam. Tamam doğru. Gerek yok. Geçiyoruz. Şimdi üstadım. Yani ben ahlaki açıdan söyledim. Bir Müslüman nefsine sahip olamıyorsa o 3-5 kuruş para görünce ne alt işleyeceğini Allah biliyor. Yani. Evet. Hocam, onu geçelim. Ali Vasfı hocamızın hanımı burada. Onun için öyle konuşuyor. Korkudan. Anlaşıldı. Tamam. Ondan korkar. Anlaşıldı. Evet. Mesela anlaşılmıştır. Şimdi Hatemul Evliya ve Hatmul Velaye. Asıl konu bu. Ve acizane benim tespitim İbn Arabi'nin hiçbir yerde ben Hatemul Velayeyim dediğini bilmiyorum, görmedim. Nitekim bu konuda yapılmış elimizde demin söylediğim Michel Şotkoviç Hatmul Velaye diye bir eser yazdı. O eseri ben şahsen doğrudan görmedim. Ama işte kızı Claude Addas özellikle o Hatmul Velaye konusunda ısrarla şey yapıyorlar yani İbn Arabi Hatemul Velayedir diye. Bunun hikayesi şöyle yani şey gibi Şeceret-ül Numaniye gibi olmamak kaydıyla uzun bir hikaye. Şimdi bunun üstadı ilk söyleyeni şeydir. Hakim Tirmizi'dir. Yani Hakim Tirmizi önemli sufilerden yani işte Nevadir Usul diye
bir hadis şerhi var. Ama hadisçiliğini o kadar fazla beğenmiyoruz hadisçiler olarak. Yani bazı arızalı kanaatleri olduğu için beğenmiyoruz. Yani çok güçlü bir hadisçi değil. Ama muhaddistir. Birçok konularda eserleri vardır. Bizim tasavvufi konularda da çok mühim eserler yazmıştır. Yani mühim olan şey şudur. Yani nakilde güvenli adamlardır. Aynen benim Şeyh İslam İbn-i Teymiye'nin